Benim saraylarda oturmak gibi bir derdim yok. Sizler gibi yaşıyorum. Mütevazi yaşıyorum. Evimdeyim. Huzur içindeyim. Zaten benim mutfağımı hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı. Orada huzur içindeyim. Saraylarda değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına Allah nasip ederse çıkacağız. Ve oradan millete hizmet edeceğiz. Mütevazi yaşayacağız. Topluma örnek olacağız. Devleti yöneten kişi devleti liyakatle yönetir. Bilgiyle yönetir. Birikimle yönetir, ahlakta yönetir, erdemle yönetir. Ben istediğimi yaparım, devlette yoktur ve devlet bir kişinin iki dudağına asla teslim edilemez. O nedenle devleti bilgiyle, birikimle, ahlakta, erdemle ve liyakatle yöneteceğiz. Bunun da sözünü size veriyorum. Bir tarafa yazın, göreceksiniz Bay Kemal Türkiye'yi adaletle yönetecek. Hiçbir ayrım yapmadan yönetecek. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Böylece taşımalı sistem, şu sistem, bunların tamamını bitireceğiz. Kırsalda, köyde öğretmen olacak. Köyde kadın çalışıyorsa, köyde gençler varsa onların sosyal güvenlik primini de devlet ödeyecek. Böylece köyde çalışan kadının bir geleceği olacak. Ve diyecek ki sosyal devlet benim güvencemdir. Ben yaşlandığım zaman, çalışamaz noktaya geldiğim zaman emekli aylığımı alacağım ve evimde oturacağım. Torunlarıma bakacağım diyecek. Onlara her türlü güvenceyi sağlayacağız. Aile destekleri sigortası. Endişe etmeyin. Bay Kemal'in cumhurbaşkanlığında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir fakir ailenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin doğalgazı kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin suyu kesilmeyecek. Bunların tamamını yapacağız. Aile destekleri sigortasıyla her aileye asgari gelir güvencesi sağlayacağız. Bunu söylediğim zaman diyorlar parayı nereden bulacaksın? E sen beşli çeteye para buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Sen baronlara para buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Onlar yandaşlar için Bay Kemal vatandaş için çalışır. Nokta. Yine söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Şimdi ben bunu söylüyorum. Bekliyorum ki Cumhur İttifakı'na dahil olan liderler de desinler. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim diye. Söyleyemiyorlar. Niye söyleyemiyorlar? O zaman bütün mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum. Eğer kul hakkına saygı duyuyorsanız kul hakkı yiyenlerin arkasından gitmeyin. Onlara oy vermeyin. Suça ortak olmayın. Bunu da hafızanızın bir yerinde tutun. Artık bu devletin soyulması, artık bu devletin soyulmasına göz yummamalıyız. Yiye yiye doyamadılar. Emin olun. Yiye yiye doyamadılar. Hepsini götürdüler malları yurt dışına. Hepsini son kuruşuna kadar getireceğim. Bay Kemal tamamını getirecek ve bu millete verecek o paraların tamamını. Sinan Ateş'in mezarına uğradık. Bir hocamız Fatiha'yı okudu hep beraber. Benim adım Kemal'se Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Kimse unutmasın. Gaffar Okan'ın katillerini bulup onların da kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin. Hiç kimsenin. Bunları yapanın yanına kar kalır mantığını değiştireceğim. Yapanın yanına kar kalmayacak. Milletin hakkını, hukukunu yiyenler bunun hesabını vermek zorundadır. Bunu yapmadığımız takdirde devleti niye yönetiyoruz? Hangi gerekçeyle devleti yönetiyoruz? Devlet dediğiniz adaletle yönetilir. Devletin dini adalettir diyoruz. O zaman adaleti her yerde, her koşulda mutlaka sağlayacağız. Mutlaka sağlayacağız. Sağlık görevlileri acaba ileriye de bakabilirler mi? İleride. Size şehir hastaneleri yaptılar. Şehrin dışında.
Şehir içindeki bütün hastaneleri açacağım. Şehir içindeki. Herkes rahatlıkla o hastanelere gidebilecek. Kapatıyorlar ki beşli çeteler para kazansın diye. Niye kazansın? Soya soya doyamadılar. Açacağım o hastaneler. Hepsi açılacak. Vatandaş en yakın hastaneye gidecek ya. Kilometrelerce ötede gideceksin hastaneye. Mecburen gideceksin. Başka hastane yok. Şehir içindekini kapatmışlar. Açacağız. Halk için çalışıyoruz. Beşli çeteler için değil. Halk için çalışıyoruz. Baronlar için değil. İki grup beni sevmez. Benim cumhurbaşkanı olmamı asla istemez. Bir beşli çeteler, iki uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronların da kökünü bu topraklardan kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu baronla asla nefes aldırmayacağım. Ve Bursaspor. Bursaspor. Evet, Bursaspor'un yeniden çağa kalkmasını istiyoruz. Ambulans, değerli arkadaşlar, şu ileride, evet ileride. Bursaspor'un yeniden şaha kalkmasını istiyoruz. Bu konuda üstümüze düşen ne varsa hepsini büyük bir keyifle yerine getireceğiz. Bir pankart var. Sayın Cumhurbaşkanımız, 52 yıllık yerli ve milli otomotiv şehri Bursa size söz veriyor. Benim de size sözüm var. Bu ülkenin her karışına huzuru götüreceğim, bereketi götüreceğim. Her karışına. Ekrem Başkan bitirirken hep şöyle der. Ambulans gitmedim oraya. Sağlık görevliler bakın arkadaşlar. Şurada. Evet biraz daha ilerlersin. Her şey. Her şey. İleride bariyerin ötesinde aramızda biraz mesafe var ama onlara da buradan sesleneyim. Her şey. Bu taraftan tık yok, bir de buraya soralım. Her şey. Her şey. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharları getireceğim, baharları. Bu ülkeye huzuru getireceğim, huzuru. Bu ülkede her evde huzur, her evde bereket olacak. İnanın, inanın. Sizin için, ülkem için, bayrağım için, devletim için çalışacağım. Bu ülkede asla ve asla yüzünüzü yere eğdirmeyeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Asla ve asla hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce yukarıya bakarak, göğe bakarak huzur içinde gezecek. Onurlu bir şekilde gezecek. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.